Şimdi huzurlarınıza e-ticaret için hizmet sağlayıcıları bir araya getiren Rexway'in kurucusu ve CEO'su Sayın Mehmet Tekin davet ediyorum. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bu etkinlik için WordF ekibine çok teşekkür ederiz. Büyük ihtimalle e-ticaretle uğraşıyorsanız internette, YouTube'da, Instagram'da benimle karşılaşmış olabilirsiniz. Bayağı Amazon, Etsy ile alakalı çok ciddi güzel içerikler üretiyoruz. Peki biz bu işe nasıl başladık? Yani biz neler yapıyoruz? Birçok istatistik gördünüz bu ana kadar. Bayağı herkes e-ticaret nasıl büyüdüğünden bahsetti. Bu konular güzel ama hani burada neler var, nasıl problemler var, nasıl çözülebilir? Onlar üzerine odaklanarak ilerledik. Biz neler yaptık? Biz e-ticarete yaklaşık 5 yıl önce başladık ve bu süreçte önce Alibaba'dan ürünler alıp Amazon'da satarak sürecimizi başlattık. Tabii burada hani birçok sıkıntıyla karşılaştık. Ben hani seminerlerde, YouTube'da bunların hepsini anlattım. Oralardan da bakabilirsiniz. Zaten workshop'umuz da olacak. Orada biraz daha detaylı anlatacağım. Ama bu işin kolay olmadığını böyle yaklaşık 1 yıl içerisinde bütün sermayemizi kaybederek anladık. Bu birçok arkadaşım için, birçok girişimci için benzer süreçler olacağı için bunu anlatmak istiyorum. Çünkü biz hani bu sürece başladığımızda kolay olarak anlatmışlardı. Çok kolay e-ticarete başlıyorsunuz ve günde 15 dakika çalışarak bir anda milyon dolarlar falan kazanacağınızı anlatan birçok insan oldu. Bununla alakalı da biz de aslında gördük ve o tür işte bir şekilde dünyaya açılıp çok güzel eser yapabileceğimizi düşünerek başlamıştık. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu ama orada çok ciddi bir sermayemizi ve zamanımızı kaybetmiş olduk. Bu süreç içerisinde tabii ki öğrendikten sonra Alibaba'dan Amazon'a satarak başladığımız süreçte Türk üreticilerle çalışmaya başladık. Türkiye'deki üreticilerin ürünlerini dünyaya açma üzerine bir çalışma yaptık. Türk üreticilerle bu anlamda ortak olarak ilerledik. Çünkü Alibaba'dan al, Amazon'da sat süreci gerçekten hani bizi bayağı zorladı. Yaptığımız hatalardan ders alarak bayağı bir sürecimizi ilerletmeye çalıştık. Tabii burada Amazon'a ilk satışlara başladığımızda çok güzel satışlar oldu ama çok da büyük bir rekabet olduğunu bir anda anlamış olduk. Yani orada biraz satışlarımız arttığında başımıza neler geldiğini çok detaylı anlatıyorum YouTube kanalında. Bir anda böyle rakip satıcıların bizlere bir şeyler yaptığını, işte rekabetin ne kadar yoğun olduğunu net olarak anlamış olduk. Burada tabii ki biz bu potansiyelin karşısında yaşadığımız birçok sorun da vardı. Burada bizim en büyük yaşadığımız sorunları çözerek ilerlemeye çalıştık. Temel olarak zaten bu olayları öğrendiğimizde yavaş yavaş zaten kendimizi geliştirerek ilerledik. Yaşadığımız en büyük sorunlar şunlar. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Bir kere bilgi eksikliğimizden dolayı birçok sıkıntı yaşadık. Yani ürün bulmada yanlışlıklar yaptık. Çünkü yanlış ürünleri analiz ettiğimiz için, yanlış analizler yaptığımız için, ne kadar rekabet olduğunu anlayamadığımız için yanlış ürünler seçerek ilerledik. Tedarikçi bulmakta çok zorlandık. Alibaba'daki üreticilerimizle büyük sıkıntılar yaşadık. Burada önemli olan tabii ki birazdan da bahsedeceğim. Güvenilir insanlar bulmakta çok zorlandık. Kargo şirketi bulmakta zorlandık. Kargo şirketleri uygun fiyatlar vermedi. Çünkü o zaman yeni başladığımız için ne kadar ücret ödeyeceksiniz? İşte ne kadarlık bir hacminiz var? Bu sorularla birçok e-ticaret satıcısı karşılaşıyor zaten. İhracat süreçleri, Amerika'da kargo şirketi, Amerika'da ara depo şirketi, Amerika şirketi kurmak, İngiltere'de şirket kurmak gibi birçok konuyla karşılaştık ve buralarda takıldık, problemler yaşadık, yanlış insanlarla çalıştık ve buralarda hem zamanımızı hem de aslında birçok emeğimizi de kaybetmiş olduk. En büyük sorunumuz burada aslında network olduğunu bir süre sonra anlamaya başladık ama en önemlisi, biraz da burada WordF'in de çözmeye çalıştığı şey güven. Yani güvenilir insanların bulunduğu bir yer ihtiyacı bizim için oluşmaya başlamıştı. Bu süreci biz zaten kendimiz belli ölçüde deneyerek, yanılarak çözdük. Ama Türkiye'de özellikle en büyük ihtiyacın şu an ekranda gördüğünüz güven olduğunu düşünüyoruz. Bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de dünyada ürün satmak isteyen insanların güvenilir bir limana ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu boşluğu doldurmak için işte güvenilir eğitmen bulmanız lazım, güvenilir danışman bulmanız lazım, güvenilir üretici, kargo şirketi, işte muhasebeci, vergi, birçok alan var. Buralarda güvenilir insan bulmak gerçekten çok zor. Bu alanda biz de çok sıkıntı yaşadığımız için bu sorunları çözmeye çalıştık. Kendi içimizde tabii ki bunun sürecini yürütürken bir şekilde kör topal bir şekilde bir şeyler yaparak çözmeye çalıştık. Bu bayağı sancılı oldu bizim için, çok sancılı oldu. Ama şu an hani yaklaşık 5 yıl olduğu için bunu da internette anlatmaya başlayınca artık hani kargo şirketleri, ara depo şirketleri veya birçok kişiyle, şirketle daha güzel ciddi anlaşmalar yapmaya başladık. Bu hani kolay olmadı. Bizim için uzun süren bu süreci aslında sizler için de
kolay hale getirmek çabası içerisine girdik. Bu çabamızın sonucunda Rexfen platformunu ortaya çıkardık. Bu tabii ki yakın zamanda tam olarak yayınlayacağımız ama 2 ay önce bizim içimizdeki kendi kitlemize yayınladığımız bir proje. Bu projede biz Türkiye'deki üreticileri, toptancıları, e-ticaret girişimcileriyle birleştiriyoruz. Ama tabii ki dedim ya biz hatalar yaptık, birçok şirketle sıkıntı yaşadık. Kargo, ara depo, muhasebe bu tür hizmet sağlayıcı şirketlerde de büyük problemler olduğunu tespit ettik. O yüzden şu an artık biz burada e-ticaret eğitimleri, Emparazon, kendi desteklerimizi sunarak Rexven'i geliştirerek, büyüterek ilerlemeye çalışıyoruz. Burada güvenilir tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları topluyoruz. Bir e-ticaret girişimcisi buraya girdiğinde şunu yapabiliyor. Biz onlara eğitimlerimizin hepsini veriyoruz. Yani zaten birçok kişi görmüştür. Amazon, Etsy, birçok içerik üretiyoruz. Özellikle Amazon alanında Türkiye'deki en kaliteli eğitimleri ortaya çıkardık. Bu alan Türkiye'nin en gelişmeye açık alanı. İhracat zaten herkesin bence yapması gereken bir konu. Burada eğitimler veriyoruz. Bizim Amazon'da, Etsy'de hangi ürün ne kadar satar, ne kadar rekabet var, ne kadar yorum sayısı var. Bunları gösterdiğimiz, biraz da böyle hani kar marjı analizi yaptığımız, rekabeti anladığımız bir analiz aracımız var. Emparazon aracımızı kullandırıyoruz ve bu çok değerli. Bizim yanlış ürün bulmamız dolayısıyla buradaki kendi sorunumuzu çözerek ilerlediğimiz bir süreç bu. Tabii burada hızlı soru cevap, daha fazla network sağlamak açısından da bir özel grubumuz var. Burada biz ayrı zamanda burada da birçok hizmet sağlayıcı ve üreticiyle anlaşarak buraya güvenilir tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları sistemimize dahil ediyoruz. Tabii ki burada hizmet sağlayıcılardan biz artık bir topluluk olduğumuz için çok güzel indirimler ve avantajlar sağlıyoruz. Yani bir kişi bir kargo şirketine gittiğinde güzel fiyatlar alamazken biz topluluk olarak güzel fiyatlar alabiliyoruz artık. Ve hedefimiz ne? Yani biz burada Rexfen olarak ne yapıyoruz? Gelecekte planımız ne? Çok 8 dakikaya sığmayacak kadar büyük bir proje. Bizim hedefimiz gerçekten Türkiye'den çıkmış, dünyada da etki uyandırabilecek. Biliyorsunuz yani şu an ekranda da görüyorsunuz. Dünyada ilk 500'e girebilmiş bir Türk şirketi yok. Hedefimiz bu topraklardan da Alibaba, Amazon gibi dev şirketler çıkması. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir dev bir şirket, dev bir teknoloji şirketi olma hedefindeyiz. Bu platformu, Rexfen platformunu 30 Kasım'da yayınlamayı planlıyoruz. Şu anda zaten bu süreci yürütüyoruz. Burada zaten biz bu platforma manuel olarak birçok üreticiyi, toptancıyı, girişimciyi topladık. Birçok güvenilir hizmet sağlayıcı platformumuza topladık. Yayınlanma sürecine kadar, yani herkese açacağımız o sürece kadar zaten ilerliyoruz. Siz de Rexfen ekosistemine katılabilirsiniz. Bu süreç gelişen bir süreç. Geliştikçe zaten yayınlıyoruz. E-ticaret girişimcileri, üretici, toptancı ve hizmet sağlayıcıysanız sizleri bekliyoruz. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.